Biz Konya'da tanıştık başkanla. Hiç tanışmıyoruz. Hiç tanışmıyorduk. Yani tabii ben kendisini tanıyorum. Galatasaray başkanlığından biliyorum. İşlerine gittim. Fakat kendisinin beni tanımasını beklemiyordum açıkçası. Konya'da yayın yaparken bekledi. Tam arkamda bekliyor kameranın arkasında. Ben de hani bir şey yaptım, ters bir şey yaptım diye düşünüyorum. Gel gel dedi, yeşil göz dedi. Gözün Buyurun rengini başkan. de biliyor. Nasılsın dedi. Teşekkür ederim dedim. Tebrik ediyorum seni dedi. Çok güzel bir çocuksun biliyor musun dedi. Bak yemin ediyorum durup dururken Allah razı olsun başkanım. Böyle devam et aslan, böyle devam et dedi. Gitti ondan sonra. Öyle bir şeyim var başkanla. Ben de hakikaten kendisini çok seviyorum. Hani dışarıdan bakınca çok başka Çok bir şey, insan. şahsına münhasır, esprili, Çok çok yani entelektüel, evet. çok kitap okuyan, gayet hani Mülkiyeli sonuçta ya. Tabii. Yani Önemli. devlet kadrosundan gelme biri çünkü. Kesinlikle öyle. Farkı şu, Galatasaray başkan olmadan önce de yaşayan birisiydi Tabii. hani. Sürekli maçları takip ederdi. Artı başkan olduktan sonra şahsen benim en çok basketbol, voleybol maçlarında gördüğüm başkan. Olabildiğince yani hakikaten Galatasaray'ı yaşayan birisi. Allah dediğim gibi sağlık saat versin. O her şeyden İnşallah. önemli. Her şeyden önemli. Yani Galatasaray'ın Çok da üzmesin transferlerinden kendini, ayrı konu. Şu an Galatasaray'la önemlerinden tutunuyor. Yani tabii onun ha, ilacı da gerçekten Galatasaray hayata aslında öyle bu. tutunduğunu çok iyi biliyorum yani. Suat da bilir. Yani ben de rahmetli babamdan o hastalıkları bildiğim için inşallah en kısa sürede atlatıp daha dinç görmek istiyoruz başkanı. Evet başkan 4 günlük açıklamalarından yola çıkarsak notlarım arasında Fatih Hoca ile her zaman görüşüyoruz. Flory ile kulüp arasında bölünme var gibi gösteriliyor diyor. Transfer şampiyonu rakibimiz ise onlara kupa verilsin diyor. O zaman transferde biz küme düştük diyor başkan. Limite uyanlar cezalandırılmalı diyor esprili bir şekilde. Laf olsun diye transfer yapmayız. Ben 100 milyon euro harcamayı bilmiyor muyum diyor. Bizim yönetimimiz beceriksiz mi diyor. Herkes elinden geleni ardına koymasın diyor. Ben Galatasaray için 1.000 kere ölürüm diyor. Allah şifa versin, Allah uzun ömürler versin sevgili başkan. Bir an evvel seçime gitmek istiyorum diyor. Belki de en önemli, diğerlerinde tabii espri var, kinaye var. Ama en önemlisi belki de bu. Ben seçime gitmek istiyorum Yani seçim boyutunu Mehmet belki daha iyi anlatır, diyor. daha detaylı bir şekilde. Şimdi başkan transferden yönlü bir eleştiri var. Ama orada da yani eleştirenler de çok haksız değil. Başkan tabii ki kulübü ve kendini savunacak da sayalım. Lemina, Seri, Enzonzi. Galatasaray geçen sene sezona bu üçlüyle başladı. Üçü de Şampiyonlar Ligi oyuncusu. Üçünün de geldiğinde Mehmet 50 milyon euro toplam bir maliyeti vardı. Yani satın alma Opsiyon. bedeli evet. Yani Üçü de kiralıktı. kiralıktı. Yani üçünün de Bu değerde oyuncular sezon yani. sonu boşa çıkacağı, yani Evet. sezon sonu sizin orta saha transferi ne ihtiyaç duyacağınız, yani 18-16 milyona karşılamak için belliydi. Bu değerlerde Ve oyunculardı. Mert Hakan'la da anlaşmıştınız. 15 Haziran'a kadar süreniz vardı. Sürekli Evet. yazdık. Bu üçlü gitti. Yerine kimseyi alamadınız. Lig başladıktan sonra bir ete boyu alabildiniz. Üstüne Fatih Terim Taylan yarattı. Yani gönderilmesi takasta konuşulan genç bir oyuncuyu çok da genç değil aslında da yani geri bölgeye çekti orada kullandı. Bir transferde bir sıkıntı var. Kimseyi satamadınız. Oyuncularınızı değersizleştirdiniz. Bence asıl sıkıntı burada. Kimsenin Galatasaray'da tutup da Belanda'yı, Feghouli'yi iyi performans gösteriyor diye övecek hali yok. Ama sonuçta ortada iki tane çok kıymetli olan ve para etmesini beklediğiniz oyuncunuzu değersizleştirdiniz, kulüpten soğuttunuz. Bunlarda da eleştirilmesi gayet doğal Galatasaray yönetimi ve teknik eğitim. Bir de tabii bu açıklamalarda ben diyor bilmez miyim diyor 6 milyon euro veriyoruz biz de Var verdik tabii. diyor. Çok güzeldi o açıklaması. Beş milyon 5 euro verdik veriyoruz diyor. Biz de biz de verdik 5 veriyoruz diyor başkan. Ya orada kendi hatasını da diyor. kabul ediyor esprili bir şekilde. O da çok konuşuldu mesela sosyal medyada. Seçim olursa ne olur peki? Seçim olursa bu sefer işi zor Hakan. Rekor oyla seçildi. Şöyle oran olanında %50'sinden fazlasını aldı oyların. Evet. Dursun Özbek 4 adaylı bir seçimde. Ozan Korkut ve Ozan Dursun Korkut. Özbek, değil mi? Dursun Özbek, Vardı. Ozan Korkut, Ali Fatinoğlu. Evet, Ali Ali Fatih. Fatinoğlu %50'nin üstünde oy aldı. 2700 gibi, ama orada tabii o şampiyonluğun rüzgarı yönetimini değiştirdi. Ama şu an gelinen nokta ciddi bir muhalefet olduğu aşikar. Yani taraftar kendisinden memnunum diyecektim ama artık taraftarlardan da eleştiri gelmeye başladı. Süreç tabii 3 senesini değerlendirirsek, ben sportif başarıdan da bağımsız bakıyorum. Bilmiyorum Suat'la Taner bana katılır mı? İşte Trabzonspor örneği var. Avrupa'dan men aldı. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayamadı. Galatasaray
eksi 130 milyon euro ile gidip 4 yıllık anlaşma aldı. Yani bu bile bence Mustafa Cengiz'i benim gözümde başarılı kılıyor. O anlaşma çok önemli Hakan. Sattığın kadar al. Galatasaray'ın hayranı oldu. Satamadı. Hoş ama yani en azından bir mali disiplin geldi. Şu an bakarsak da Taner Mustafa Cengiz dönemine bir artı 20 milyon euro var. Ozan, Kabak, NDI'lerden yani satıştan. Ha tabii bu para nasıl kullanıldı tartışırız. Herkes işte evet Belhanda ile Feguli ile Mustafa Cengiz sözleşme yapmadı ama Gomis'i yollayıp Jagne Falka 50 milyon yatırımı da Mustafa Cengiz yönetimi yaptı. Bu da ona yazar. Transferde evet ekster artılar oldu. Sportif başarı üst üste 2 sene geldi ama şimdi şampiyonluk gelmedi. Üstüne transferde işte Mert Hakan, Mensah bunun artış şokları eleştiri kaçınılmaz olacak. Taraftar nezdinde biraz artık çatlak sesler çıkmaya başladı Mustafa Cengiz'e ki camiada çatlak sesler çıktığı dönemlerde bile taraftar hep tam destekteydi. Şu an seçim ufukta gözüküyor ama ben bu sefer hani adaylara göre seçimi kaybetme ihtimali de var Mustafa Cengiz'in. Peki aday hazırlığı var mı camia içerisinde? Mesela eski başkanlardan hazırlanan var mı? Veya Dursun Özbek aday olmayacak onu belirtelim bir kere. Hani o sosyal medyada dile getiriliyor. Kendi yönetim kurulundan bir isim Burak Elmas, Metin Öztürk gibi. Burak Elmas zaten UEFA Kupası kazanında çok önemli. Hı-hı. Çok erken yaşta Galatasaray'ı. Hatta ilk döneminde Mustafa Cengiz'in sportif AŞ'ye girmişti Abdurrahim Albayrak'la Ozan birlikte. Ozan Korkut, Metin Öztürk eski GİSİAD başkanı adaylardan. Yine birkaç isim var. Ben listenin de biliyorsun ki hani camiada ki ikidir seçim kaybediyorlar. Muhakkak bir daha iyi hazırlık içine girerler. Ama tabii bu pandemi süreci Hakan bir kongrede, mali kongrede Galatasaray önce onu yapıp ondan sonra seçime gidecek. Bakalım bize çok iş düşecek. Şüphesiz. Çünkü yani çok farklı adaylar da çıkabilir. Bu arada şu an şöyle bir ilginç demi var Suat. Galatasaray ne zaman olağanüstü seçime gitse şampiyon oluyor. Şampiyon oluyor. Şöyle bir durum Ünal var. Uygun peki Yersuat. Seçim dönemlerini Galatasaray'da en çok seven gazeteci kim? Savaş Şorlu. Bravo ya bravo. Bayılıyor. Kaosa bayılıyor ya. Kaosa bayılıyor. Bayılıyor. Kaosa bayılıyor. Okan Koç'la yayın yapsın bayılıyor. Çünkü kaos olacak. Durgun Suyu sevmez. Tabii Durgun Suyu asla sevmez ve Galatasaray'da artık Savaş Şorlu günleri başlıyor. Çünkü seçim dönemi en çok sevdiği şey. Ben ne zaman mesela bir seçim olsa bütün başkanların toplantılarına tek tek gider. Hepsini dinler. Bütün platformların içinde olur. Savaş'ın en sevdiği dönem geliyor. Savaş için çok mutluyum. Yani. Buradan tebrik edelim bu arada. Dursun Özbey'in seçim kararı aldığında ilk o çık vermişti. Evet, canlı evet. Yayında olay olmuştu. Hiçbirimiz beklemedik. İşte hoca tutuğu göndermişti. Ne olur ne olmaz. O ara pazartesi günü bir seçim kararı açıklamış Dursun Özbek. Sonra Fatih Hoca'yı zaten seçim kozu olarak göreve getirmişti. Evet. Birazdan bir bantımız var. Ki önemli. Senin sevdiğin konulardan bir tanesi. Hangisi acaba? Yabancı futbolcular. Bu sene 111 tane yabancı futbolcu geldi ülkemize. 240 tane transfer yok mu? Yabancı. 240'ın 111'i. Evet. Dışarıdan gelenlerini hani yurt içi yani mesela Sosa 40'ın %10 yani her kaç iki oyuncu futbolcu gitmişti yurt dışına kaç futbolcu? 6. İhracımız 6. Evet. İhracımız 6. Zaten bu sene ihracımız çok az çünkü zaten Suat'ın da geçtiğimiz gün bir haberi vardı Sabah gazetesinde 2,5 milyar euro muydu? İhrac dünyadaki transfer rakamı çok düştü. 5 büyük ligde. 5 büyük ligde. Yani. Oradan bizim hani pastamız da çok azaldı. Peki en iyisi kim Taner senin gözünde? Hangi hani mesela şu değil. Sosa'yı saymayalım hani. Trabzon, Fener. Transfer yapılan yurt isimlerden mi? Yaba hani yurt dışından ülkemize gelenlerden. Lennon diyormuşum benim burada. Yani Lennon da. Sen söyleyeyim hadi. Abi Manuel Fernandez'dir düşünüyorum. Erzurumlu Novi Konas mı? Davidson bence. Alanya'nın da güzel bir transfer. Olabilir. Yani bu çok iyi bir transfer gibi gözüküyor ve bu sezon muhtemelen geçtiğimiz yılki ben söyleyeyim Fernandes'in etkisini yapacak gibi. Biglia. Biglia belki çok sahnede olmayacak Gradel'de ama oyuna çok etkisini yapar. Erzurum maçı müthişti Sivas. Novikovas. Ben Novikovas. O zaman bandımızı izleyelim ondan sonra bu konuyu tartışmaya devam edelim.